Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Kit'i geldiği andan itibaren sürekli sorulan bir soruya cevap veren arkadaşlar. Kıyamet atlısı olursa Kit'i nasıl olur? Hadi hep beraber bakalım hacılar. Eğer Bugundi kıyamet atlısı olursa nasıl olur? Dostu alalım, bir de yanına nerede vicdansız Magneto'yu alalım arkadaşlar. Ve hadi Kit'i Kıyamet atlısıyla deneyelim bakalım. Kıyamet atlısıyla nasıl olacakmış? Kitin arkadaşlar biliyorsunuz özel saldırıları gerçekten enfes bir saldırı gücüne sahip. Müthiş bir şey ve kritik oranı da bayağı yüksek oluyor. Apokalips zaten affedersin de Cyclops'u Beast'i bile bir şeye benzetebilecek kadar etkili özelliğe sahip kıyamet atlısıyla. Hadi biz bir bakalım. Kitty ablamız kıyamet atlısıyla beraber nasıl olacak? Like'a basarsanız fena olmaz arkadaşlar, haberiniz olsun. Kitty'nin oynama mekaniği basit. Ya bir iki kere L1 spamlayacaksınız ya da L3 arkası L2 atacaksınız arkadaşlar. Artık seçim size kalmış. Ben direkt L3'e çıkarım. L3 attıktan sonra çünkü iki tane kadar L2 atma şansımız oluyor. İlk işimiz L3. Gel bakalım. Düz vuruşlarımız da 5K 5K yapıştırıyor yani ayıp söylemesi. Çat. Tabii L3 atarken de yine boyut atlamış haldeyken atıyoruz. Bu durumda 4 saniyelik bir boyut atlama kazanacağım arkadaşlar. Ayıptır söylemesi. Şimdi üzerime hünar kasıp L2 atacağım. Yapacağım iş bu olacak. Gördüğünüz gibi bayağı bir top... Ah be, topladım, bütün hünerler gitti. Ne güzel, 20 tane bir anda toplamıştım ha. Çat. Şimdi hünar toplama zamanı gençler. Isıyı da 300'e kadar çıkardı. Fena değil. Ve arkadaşlar işte kıyamet atlısıyla gelen L2. Oha, direkt bitirdi var ya. Direkt bitirdi direkt. Kıyamet atlısıyla gelen L2 aklını aldı, aklını. Fena, fenaydı. Fenaydı. Gel bakalım. 1L3 1L2'ye otobana çevirdi arkadaşlar. Öyle bir çılgın. Bak direkt kıyamet atlısı, haberin olsun. Şş, yanlış olmasın Genco. Ve full ısı artı full hüner değildi. Bir de öyle bir mevzuat vardı. Bu sefer de L2 değil de L1 atarak çıkmak istiyorum. Hem de L1'in de kıyamet atlısıyla verdiği hasarları görmek isterim. Ah be, L1 şey yapamadım. L2'm de oldu. Neyse, yanlışlıkla da olsa dövüyoruz bir şekilde. Ama tabii L1 atsaydım ısı yüküm artardı. Yani karakter aslında tek bir şekilde oynanmıyor. Yani birçok şekilde de oynanabiliyor. O güzelliği de var vicdansızın. Al bir tane daha L1 atalım. Kıyamet atlısı ya. Gerçekten de bomba. Bir daha L1. Doldukça L1 de atabiliyorsunuz. İnanılmaz hasarlar veriyor. L1'ler de çok güzel hasarlar veriyor. Mesela hani L2 değil de sürekli L1 giderim dersen üzerinden şeyi ısıyı düş, of of of, 20 binler falan geldi.
Tam bir vicdansızlık örneği. Yani karakterlerle L2 mi oynansa, L1 mi oynansa daha iyi şey yapamadım açıkçası. Bir de giderim Star Lord'umuza klasik. Yani sürekli L1 de atabilirsiniz. Geri tepme yemediği için çok bir sıkıntı olmuyor. Bir de gidelim Star Lord'la deneyelim aynı mevzuyu. Yani şöyle bir şey yapılabilir. Rahat oynamak istiyorsanız ki dediğim gibi karakterin oyun mekaniği müthiş kolay. Mükemmel derecede kolay. Sürekli L1 spamlayın abi. Sürekli L1 spamlayın. Artık böyle 400'de kalmıştır işte sizin ısı dereceniz. Ne bileyim rakibinize hala yakmamadır, rahatsınızdır. Arada bir yanlışlıkla L2 denersiniz. L2 öyle bir şey yapabilirsiniz. Çünkü karakter her türlü oynuyor. Hem hünerlerle hem de ısı dereceleriyle özel saldırı gücünü müthiş bir derecede yükseltiyor. Açıkçası her tür her telden oynayabilirsiniz abi elemanla. Her telden şov yapabiliyor karakter. Gel bakalım. Kitty de Kıyamet Atlısı bir de Star Lord dinleyeyim. Yani ben şimdi L1 oynamayı düşünüyorum ya açıkçası. Aa buraya beyaz manyot almamız lazımdı. Neyse gerek yok ya. Bir şekilde böyle de oynarız. Çok da siper'e ihtiyaç duyan bir karakter değil sonuçta. İçinden geçtim ve L1'imi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Yakmalarla beraber ısı derecelerini arttırıyoruz. Düşmesin, yüzümüz düşmesin isimli çalışma. Bu arada Star Lord'un hiç oynamadığını fark ediyorum abi. Direkt hissediyorum. Yine L1 atıyorum arkası. Ah be boyut atlamışken atsaydım keşke. Tepme yemezdik. Oynamıyor abi ne yapayım ya. Ben ne yapayım eleman oynamıyorsa. Bu arada Apokalips'in hünerini de kullanıyor. Yani şeyde. Boyut atlarken onu da kullanabiliyor ama harcamıyor. Bu da artı bir bug mıdır yoksa güzellik midir onu da bir ara bakarız. 400 ısıya kadar çıkardım karakteri. Aslında buradan bir L2'ye gidebilirim şimdi. Yani şu anda gidebilirim. Ve arkadaşlar işte Kıyamet Atlısı'yla beraber inanılmaz yüksek hasarlar. Aslında belki bir tane daha L2 çıkartabilirim ama L1 atmak da çok keyifli geliyor. Ve geri tepme yemediğim için de ayrı bir güzellik oluyor. Şöyle güzel bir L1 atayım. Tekrar ısıyım. Çok iyi hasar veriyor. Abi L1'ler de Kıyamet Atlısı'yla iyice coştu vicdansız. Bir tane daha L1 atarak ısı yüklerini arttırıyorum. 400'deyim ama yardırmaya devam ediyorum. Yakmalar da çok iyi veriyor. Tamam elemanın 3,5 milyon canı var. Bu arada kaçıp vurdu ama bizim ıskamız orada izin vermedi mevzuya. Isımız 400'e gelmişti. Şimdi biraz düşüşe geçtik ama dur bakalım. Güzel bir L2 yine geliyor Kıyamet Atlısı'yla. Harikulade abi harikulade. Yani sadece son iki vuruş bile kritik geldiğinde arkadaşlar 90 bin, 30 bin, 120 bin vurdu zaten. Benim gibi yani ısıyı 400'e çıkarttan sonra iki kere belki üç kere de L2 çıkartabilirsiniz. Canıma dikkat edin abi. Dünya kadar geri tepmiyorum ama full artı full. Abi L1'i de dehşetli güzel. L1'i de dehşetli güzel. Çok fevkalade bir karakter. Fevkalade bir karakter.
400 ısıdayım. Aha, kaçta kunduz? Hemen L2'yi basıyorum. Yakışıklı hasarlara devam ediyoruz. Alıkoyma yapmak o kadar rahat ki. Yine L1'i basıyorum. Abi L1'ler dehşet vuruyor ya. Bir de boyut atlamada fazladan kritik atma şansı veriyor ya. O ekstra bir güzellik oluyor. Al sana yakışıklı bir L1 daha. O 20.000, 19.000. Kritik gelmeyen tarafı da 6.000 daha. Öyle, öyle söyleyeyim, sen gerisini anla. Aksar canıma dikkat et. Yani geri tepme meri tepme iplemiyor eleman. Ver L1'i. Isımız yüksek olduğu sürece, yani hüneri maxlamasak da olsa ona kasmaya da gerek yok açıkçası. O zaman zorlamaya girmiş olur. Ve gerçekten de kolay hüner topluyor. Dediğim gibi boyut atlamışken aldığı o kritik oranı da ver bir daha L1. Fevkaladenin fevkinde abi. 50-60 binlik L1 hasar atan kaç kartta var abi oyunda? Ver L1 arkası, ver. Ne kadar varsa ver. Oynaması müthiş kolay. Oyunda hayatta kalıyor. Dirayet falan filan, Inter Milan, yüksek hasar. Her şey mevcut abi karakterde. Çok kaliteli bir karakter. E tabi kıyamet atlısı da yanına yağbal oldu abi. Yakmaları da çok yüksek hasar. Ah be, nereye kaçıyorsun vicdansız? Gitti güzelim lanlar. Lan bu zeynelleri ne kadar alır? Senin haberin var mı be? L1'i genelde L2 dolmaya yakın atarsın. Of. Çok iyiydi. Atarsanız sizin için daha iyi olur. Arka arkaya L1 atabilirsiniz. Böylece daha fazla yakma rakibin üzerinde biriktirebilirsiniz. Çünkü yakmaların hepsi bir anda gitmiyor. Tek tek gidiyor. Önce biri gidiyor. Sonra biri gidiyor. Allah'ım ne oluyoruz yahu? Allah'tan boyut atlamış pozisyonlardım var ya. Evet acılar. L2'ye doğru gidiyorum. Tutmayın küçük enişteyi. Ve güzel ünlerle de gidiyorum. 20-21 üner. Gayet nefis. Gayet leziz hareketler bunlar. Eğer L1 spam yapacaksanız, dediğim gibi arkadaşlar, arka arkaya tam böyle L2 dolmaya yakınken çok da yakışıklı olur. O kadar geri tepme yedim, darbe yedim. Enfes sağlık basıyorum acılar. Enfes. Bu kopyalı olduğu zaman, mesela şu anda kopyasızken, boyut atlamışken, işte attığımız özel saldırının %80'ini yemiyoruz. Kopyalıyken arkadaşlar %100'ünü yemiyor. Yani buna özel saldırılar da dahil, L3'ler falan da dahil. Yani bir nevi Ghost'un yanına Hood sinerjisi varmış gibi. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Hemen bir L1 gelsin. Yüksek hasar 20.000 abi. Bu sarıları görmek çok keyifli ya. Bak orada özel saldırıyı da yemedim aynı zamanda. Bir de ekstra hüner kazandım. Daha ne yapsın abi karakter, Allah'ını seversen. Ne yapsın, ne istiyorsun? Ha? Çaya çorbaya mı gelsin, çamaşırı bulaşık mı yıkasın be vicdansız.
21 kopya, 21 hünerliyken de bomba gibi hasarlar arka arkaya yardırıyor abi. Eleman yardırıyor. Engellenemezdi şu su bu su. Özellikle şu su bu su kısmı çok abi aşırı yüksek hasar veriyor ya. Özel saldırıları. Ah, boyut atlama yok. Neyse geri tepmeye gidik. Çok problem değil çünkü deli gibi sağlık dolduruyor. Bunun da oyun mekaniği güzel. Bu riskli gibi mesela rahatça rakibe karşı elin cebinde oynayabiliyorsun. Çok yüksek hasar bunlar ya. Bunlar çok yüksek hasarlar. Nereye kaçıyorsun hacı? Bir L2'ye gidelim. Madem sen bana vurdun, ben de sana vurayım. %8'den %2'ye düşürüyorum abi. Sen milyon milyar hasar ne yaptın? Al sana bir de L1 atayım engellenemezken. L1 atarım derinden, aklın oynar yerinden. Enfes bir karakter. Enfes bir karakter. Çok da güzel bir karakter. Kıyamet atlısı tabii ki daha da bir coşası gelmiş elemanın arkadaşlar. Kombo sayacına çok bakmasak da kombo sayacı biraz fazla gözükse de oyun mekaniği ve özel saldırı bombası bence karakteri coşturmuş arkadaşlar. Bu da kıyamet atlısı hali. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Olur da destek olmak isterseniz beğene basabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.